Özgür Aksu Meclisi olarak bu konu üzerinde olağanüstü toplantı yaptık. Ve orada bir komisyon oluşturduk kurumlardan oluşan. Yani hem bu resmi ayağını yürütecek, hani gerekli yerlere sorular sorup şey yapacak, hem de hukuki boyutta. Biliyorsunuz Hagur Gözeleri doğal sit alanı içerisinde yer alıyor. Milli park sınırları içerisinde yer alan bir alan. Ve oraya kesinlikle hani herhangi bir değil otel, herhangi bir şeyin yapılması bile yasak. Yani biz de bu barajlar konusunda biliyorsunuz zaten daha önce bir karar alınmıştı, durdurulmuştu bu Milli Park sınırları içerisinde. Şimdi biz de bir komisyonla hem bu hukuki boyutunu takip edeceğiz, hem de burada kurumlarla görüşerek bu konuda hani böyle bir şey var mı, böyle olmaması için de bu konuda mücadele edeceğiz. Tamamen bir çöp yanına dönen bir yer var. Orada bir de bir çevre temizliği yapacağız. Duyarlılık oluşturmaya çalışacağız ve ama yapılmaması için de yani bu iki alanda ya da sokakta eylemlerinde ne gerekiyorsa bunu da yapacağız. Yani Halkor bizim için önemli. Yani hem tarihsel açıdan önemli hem bilansal açıdan önemli bir alan. İşte orada üç tane ziyaretgah var. Ve gidenler bilirler yüzlerce yıllık, en az 300 yıllık ceviz ağaçları var orada. Gerçekten doğasıyla harika bir yer. Tarihsel açıdan önemli, işte Seyit Rıza ve Aşiret reislerinin bir araya gelerek Dersim'de ilk olarak ittifak yaptıkları bir alan. Ve orası 38 kayalıkları olarak bilinir. Dersim kadınlarının tecavüze uğramamak için o kayalıklardan kendilerini attığı da biliniyor. Yani bunlara baktığınızda birçok açıdan çok önemli bir alan. Mutlaka korunması gerekiyor. Yani en azından geçmişte hafızamızı korumak için, aslında Dersim'in hafızasını korumak için o alanlara da sahip çıkmamız gerekiyor. Yani doğaya sahip çıkmamız gerekiyor, inancımıza sahip çıkmamız gerekiyor diye. Bir yere insan hakkını başlarsa o yerin hiçbir özelliği kalmaz. Dersim'de de maalesef bunu yaşıyoruz. Yani yıllarca çok fakir bir alan olarak yaşadı buralar. Yani insan etkileşiminin olmadığı, böyle çok günübirlik insanların binlerce, on binlerce insanın girip çıkmadığı çok bakir bir anda çok saf bir doğamız vardı ama maalesef işte bu turizm çağrılarının yapılması, işte gerek bazı kurumlar tarafından gerekse işte valilik tarafından işte örnek şehirler diye lanse edilerek insanların turizm için burayı yönlendirmesi, geliri sadece turizmde arayan bir anlayışın aslında bu şehirde hakim olmasıyla birlikte maalesef insanın tabii ki ilgisi de artıyor buraya. Yani şey değil, yani sonuçta dersem gerçekten doğasıyla çok güzel bir şehir. Hani bunu inkar etmek mümkün değil ve insanlar, doğayı seven insanlar da var ve gelip görmek istiyorlar. Ama tabii sınırlarımızı kapatacak değiliz. İnsanlara gelmeyecek değil, gelmeyin demek gibi bir şansımız da yok ama bunu belirli bir şey içerisinde yapmak zorundayız. Ama bunu yapamadık. Yani çağırdık ama bunun bir önlemini alamadık. Otel yapabilirsiniz. Ama otel yaparken bunun altyapısını oluşturmanız gerekiyor. Ve suyun tam kıyısına değil belirli şey uygun bir alana bir otel yaparsınız. Ama bunun arıtmasını yapmanız gerekiyor. Bunun farklı şeylerini yapmanız gerekiyor. Oteli öyle kurmanız gerekiyor. Yani sonuçta şehir olarak gelişiyoruz. Kapitalizmin şeyine biz de giriyoruz. Bunu engelleyemiyoruz. Yani bizim şeyimizde insanlara tabii inanç yerlerimiz ya da çok kutsal affettiğimiz, değer verdiğimiz yerler hariç başka yerlere gidip otel yaptığınızda biz size otel yapın diyemeyiz ama otel yaptığınız zaman bunun altyapısını övmeniz lazım. İşte onu otelin atık suyunun muzura akmaması gerekiyor. Onun çevreyi kirletmemesi gerekiyor. Bizim bunu sağlamamız gerekiyor. Yani şuradan şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Kurumlar çağrı yaparken gerçekten çağrılarını belirli bir şey içerisinde yapmaları gerekiyor. Yani dersem tamam turizm bir açıdan gerekiyor ama dersime gelen turist gelir bırakmıyor. Böyle bir şey yok yani. Yani bizler gerek Ofacık'taki esnaflarla da konuşuyoruz. Türk Belediye Başkanı'yla da konuştuk. Dersim'dekilerle de konuşuyoruz. Bir iki işletme dışında bu maalesef bu turizmden gelir sağlayan hiçbir kurum yok burada. Esnaf da sağlamıyor. Günübirlik gelenler zaten bagajlarını dolduruyorlar. Bunu daha çok Ovacık'a gidenler için söylüyorum. Bulundukları yerlerden o bagajlarını dolduruyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. İşte ortalığı kirletiyorlar, şey yapıyorlar. Sonra geri dönüyorlar. Yani oradaki esnafa da halka da bir katkısı yok. Yani halkın da bunu da düşünmesi gerekiyor. Yani biz bu doğa bize yıllarca bize lazım yani.
bir iki yıllık kar rant için de bu doğayı yok etmelerini, yani kendimiz yok etmemeliyiz. Buna izin vermemeliyiz kesinlikle. Vadi içerisinde nehir kıyısında zaten hiçbir işletmeyi kabul etmek mümkün değil. Yani vadi, Milli Park alanı içerisinde oraya kesinlikle hiçbir şeyin dokunmaması, doğal yapısıyla kalması gerekiyor. Yani Milli Park'ın anlamı bu zaten yani. Milli Park dediğin zaten o doğal haliyle güzel olduğu için Milli Park olmuş. Yoksa oraya ekstradan bir şeyler yaparak onları Milli Park yapmıyorlar. O yüzden onun doğal haliyle kalması gerekiyor. Ama il içerisinde yapılan, nehir kıyısında yapılan şeylerin de bu altyapı şeylerini mutlaka yaparak ya da Ovacık ilçe sınırları içerisinde olan ya da Pümür ilçe sınırları içerisinde olan yerlerin bu atık su arıtmalarını yapmaları ve atık sularını huzura boşaltmamaları gerekiyor. Bu tür önlemlerini almaları gerekiyor. Yani doğayı koruyacak, bir de doğa turizmi yaptığınız bir yerde de doğayla dost işletmeler yapmanız gerekiyor. Yani getirip bizim ormanın içine 5 katlı, 10 katlı şey binalar dikmek yerine orayla uyumlu yerler yapmanız gerekiyor. Yani doğa turizminin amacı da bu. Yani insanlar zaten başka yerlere gidip beton binalarda kalıyorlar, şeylerde kalıyorlar. Yani buraya uygun şeyler yapmak gerekiyor. Ben dediğim gibi bu turizm çağrısı yapan kurumlarımızın gerçekten bunun göz önünde bulundurması gerekiyor. Yani bu dersin doğasıyla güzel, doğa olmadan da dediğim gibi insan olarak da bir hiç bir anlam ifade etmiyoruz. Doğamızla bütünleştiğimiz anda bizler bir şeyleriz aslında halk olarak. O yüzden doğamızı korumamız gerekiyor. İnsanlar gelebilir ama sınırlı sayıda belirli bir kotada belki koyulması gerekiyor. Gittikleri güzergahların belli olması gerekiyor. Ve bunlara gerçekten bu işi bilen insanların doğayı koruyacak tarzda bunlara rehberlik etmesi gerekiyor. Bu şekilde ama hani dediğim gibi günde 10 bin, 20 bin insanın buraya giriş çıkışının da olmaması gerekiyor. Bu şehri bu kapasiteyi mümkün değil kaldıramaz. Halvor gözeleri yani hem Dersim halkı için hem tüm Alevi kesim için önemli bir yer. Karşılıklı iki tane ziyaret barındırıyor. Bu yanıyla hem inançsal anlamda bir özelliği var hem de 38'de biliyorsunuz Halvor kayalıklarında hani kadınlarımız için onur kayalıkları dediğimiz bir yer. İnsanların kendini İşte askerlerin eline geçmesin diye genç kadınların kendi kayalıklardan attığı ve hala onların çığlıklarını da aslında bir yerde duyabildiğimiz kayalıklar. Diğer bir yanı ise 38'de Dersim katliamına karşı örülen direnişte ilk toplantının yapıldığı, aşiret toplantılarının yapıldığı yer olarak bildiğimiz bir yer. Bizim için çok önemi var. Ama bunun önemi dışında şöyle de bir şey var. Yani sadece Halbori değil, Dersim'in bütün su ağızlarının, bütün kaynaklarının bu tarz işletmeler açılmasına biz karşıyız açacağız. Yani insanların rahatça gidip oturabileceği, görebileceği yerlere, yani paralı yerlerin açılması, bunların kuyu sularının muzura akıtılması, altyapı çalıştırmalarının olmamasına kaynaklı zaten bunların aslında hiçbir şekilde bu su ağızlarına yapılmaması gerekiyor. Biz bu sürecin takipçisi olacağız. Özellikle Halbori ile ilgili Munzur Özgür Aksın Meclisi olarak hem de Munzur Çevre Derneği olarak yani orada bir otel yapılmasına izin verilmeyecek yani bir şekilde. Ama henüz araştırma aşamasındayız. Yani bunun komisyonu araştıracak. Hani böyle bir şeyin varlığı varsa da buna göre çalışma yapılacak. Bunu engellemek için de halkımızla birlikte yani işin sokak ayağını da örgütleyeceğiz böyle olursa. Onun dışında tabii ki daha birçok sorun var. Yani Dersim'in her tarafı HES'lerle kuşatılmış durumda. Peri Vadisi baştan başa, halihazırda Dinar, Mercan HES faaliyetlerine devam ettirmekte. Uzunçayır Barajı işte gördünüz. Baraj tabii ki bir görüntüden ziyade işte Gülistan Doku'dan tut da birçok insanın aylarca varan aramalar devam ediyor. Artık insanların öldürülüp atıldığı ya da intihar ettiği alanlar haline dönmeye başladı bu yer. Yani düşün ki bir insan 100 gün üzerinde bir genç kadın aranıyor ama barajın suyu dahi boşaltılmıyor. Bu da sermayenin
yani etkisini görebiliyorsunuz normalde. Yani bu kadar masraflar yapılacağına, bu kadar insan gücü harcanacağına baraj boşaltılabilirdi. Ama Limak şirketi ve diğer Limak'la birlikte çalışan, aslında yani bu şirketler neticede devletin denetiminde çalışan şirketler, devletle birlikte çalışan şirketler. Son zamanlarda bu kum taş ocakları sorunu var Dersim'de. Yani bizim derdimiz şu değil, yapılan her şeyi engellemek değil çevrecilik adına, ama her şeyin doğaya uygunluğu şeklinde yapılması gerektiğinden yanayız. Yani taş evler yapılabilir, taş çıkartılabilir, kum çıkartılabilir ama doğaya, kaynak sularına, işte köylere, meralara zarar vermeden yapılması gerekir. Yani belli şirketlerin denetiminde yapılması gerekmiyor. Yani eski yöntemlerde biz bu taşları çıkarıyorduk, evimizi yapıyorduk. Yani neticede eski yöntemlerle, daha doğal yöntemlerle bu taşlar çıkartılabilir. Ama şu anki işte Pürmür Vadisi üzerinde görüyorsunuz çok büyük zarar vermiş durumda. Ovacık'taki kezayın aynısı. Yani bir sürü tarım alanlarına zarar vermiş durumda. Bunların da bölge insanların duyarlı olduğunu düşünüyoruz. Bunların da derhal durdurulmasını ve eski haline döndürülmesini talep ediyoruz daha doğrusu. Dersim'deki bütün çevre saldırılarının siyasal olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Yani barajlarla birlikte karakollar inşa edildi. Karakollarla birlikte işte kuleler inşa edildi. Bu baraj inşaatlarında kum, çakıl, mucur ocakları bir sürü yerler açıldı. Şimdi de termal yerler açılmaya çalışılıyor. Yani valilik tabii ki devletin gözüne girmek için Dersim'in birçok yerini böyle pazarlamaya kalkabilir ama Dersim halkı bunu şey yapmaz yani. Yani Dersim halkı öyle bir üstü açık arabayla 2-3 tane büyük tabelalarla açılan tesislerle bu sorunun, Dersim sorunun çözüldüğünü düşünmez yani. Bizim için bu son saldırılar 3. sürgündür. Yani birincisi 38'dir, ikincisi 90'lardaki köy boşaltmaları, yok edilmeler. Üçüncüsü ise insanın toprağını kuşatarak yok etme projesi olarak görüyoruz. İşte HES'ler böyleydi. Yani çoğu insanlar henüz yol yok, kendi köylerine dahi giremiyor. Köylerde yol yok. Mesela Arduç ailesi kendi ilçesine gelemiyor ama siz üstü açık arabalarla insan gezdiriyorsunuz. Yani bunun samimiyeti tartışılır açıkçası. Yapılan yardımlarda da bu böyledir. Yapılan yardımlar mesela pandemiyle birlikte yapılan yardımlar bakıyorsunuz ki sadece şov. Yani başka bir şey değil. İnsanların bir bütün olarak yaşamına müdahale ettiği noktada değil. Çünkü bir taraftan çevrelerle, karakollarla, HES'lerle, barajlarla, madenlerle bu doğayı yok etmek istiyorsunuz. Ama diğer taraftan da İşte küçük şeylerle bu insanları mutlu etmenin, anlatabildim, Dersim'in ne kadar ışıklandırarak ne kadar iyi yerlere geldiğini söylüyorsunuz. Siz bu ışıkları yakıyorsunuz ama bu ışıkları yakmak için kendi köylerimiz, ziyaretlerimiz, kutsal yerlerimiz, bütün yaşam alanlarımızı da yani sulara gömdünüz. Bu ışıklar yanmasın fazlasıyla, bizim bu yaşam alanlarımız da yok olmasın diyoruz. Yani kamuoyunun da bahsettiği üzerine bu otellere tabii karşı çıkmak gerekir ama mevcut yerlerin çöp yığını haline döndürdüğü ve tamamen doğayı aslında kirlettiği de ortada, mevcut küçük tesislerinde, diğerlerinde. Bununla ilgili de biz bundan sonraki süreçte Muzur Özgür Aksın meclisi olarak daha ciddi bu çöplerin toplanması, bunun kampanyası, hatta bu duyarlılığın oluşturması ile ilgili aslında çeşitli billboard çalışmalarından tutun da işte insanların oraya gidip temizlik yapmasına kadar bir sürü şey var, yapılacak. Yani yine kamuoyundan duyduğunuz gibi mesela bu Ana Fatma'daki işte sözde Milli Park'la ilgili yapılan tanıtım yerinin daha sonra kafelere ve butik otellere çevrilmesi ve bununla ilgili hiçbir altyapı çalışmasının olmaması ve orada yapılan köprüye valinin önce kendi adını verip daha sonra çekmesinden kaynaklı bir gündem oluştuğu sadece. Yani bunların hepsi eksiklik tabii. Mesela Plümür'den tutun da şuraya kadar, Ovacık'tan tutun da buraya kadar, yine hem belediyelerle birlikte hem de Muzur Özgür Aksın'ın bu suların nehirlere karışmamasıyla ilgili, onlarla ilgili de çalışmalar var. Yani kısa süre içerisinde onlarla ilgili de komisyonlar kuruldu. Bu suların, hayvan pisliklerinin hiçbir şekilde bu sulara dökülmemesiyle ilgili işte bizim dışımızda kalan tüm coğrafyalar içinde mücadele etmeye hazırız. Yani bunun da sonucunun bir bedel olmaması gerekiyor. Halkımızın ciddi anlamda buna sahiplenip birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Dersim bir bütün salmaya devam edeceğiz. Muzur Özgür Aksın'a da herkesin katılımını bekliyoruz. Bütün kişilerin de buraya katılması önünde hiçbir engel yok. Bütün duyarlı kişilerin de buraya katılması gerekiyor. Yani illaki derneklerin, belediyelerin değil. Bütün kişilerin, bütün toplumun burada yer almasını ve Muzur Özgür Aksın'ın da daha işlevli hale getirilebilmesi için herkesi mücadeleye davet ediyoruz.